Hazreti Ebu Bekir Efendimiz devlet başkanı Ömer radıyallahu anh Medine'de gözlerini kaybeden ama bir kadın var. O kadına gidiyor, navalelerini, neleri ihtiyacı varsa onları götürüyor, takdim ediyor. Fakat gittiği zaman bakıyor ki kadının evinde neler lazımsa onları kamilen buluyor. Bir gün kenara çekiliyor. Tarassada Umar yevmen. Sabahtan akşama kadar Ömer Efendimiz bekliyor. Kim bu kadına? Ekmeğini, suyunu, çorbasını getiren kim? Bir bakıyor ki günün bir saatinde birisi geliyor. Elleri dolu devlet başkanı Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh. Buyuruyorlar ki ente hâdâ le'amri, yemin olsun ki vallahi bu kadının ekmeğini suyunu getiren sen misin? Ben diyordum, zannediyordum ki Ebu Bekir devlet başkanı oldu, gelemez. Bu kadar işin arasında Medine'deki bu ama kör kadını bulamaz diyordum. Ente hâdâ le'amri. Kardeşlerim, bu devlet başkanları Cambridge'da, Oxford'da, Harvard'daki siyasal bilgiler fakültelerinde yetişmez. Oranın üniversiteleri, hukuk fakülteleri Ebu Bekir gibi, Ömer gibi bir devlet adamını yetiştiremez. Onların hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Kur'an-ı Hakim onları teskin etti. Kur'an-ı Hakim onları teselli etti. Onları aldı deve çobanlığından insanlığın zirvelerine çıkardı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh devlet başkanı olunca ashab-ı kirama diyorlar ki eğer bende in raytum fiyye i'vicacen fekavvimuni, hata görürseniz, yanlış görürseniz, millet malını, devlet malını çarçur edişime şahit olursanız bana müdahale ediniz. Beni istikamete davet ediniz. Bir gün ashab-ı kiram efendilerimiz soruyorlar, diyorlar ki su'ile Umar an eyyi şeyin yahillu lehu min malillah. Devlet malından Ömer diyorlar, sana ne kadarı helal olur söyle bakalım. Devlet başkanı İran'ın, Bizans'ın bir bölümünün, Mısır'a, buralara hükmeden devlet başkanı Ömer Efendimiz ne kadar maaş alması gerektiğini sahabe sorunca açıklıyor. Buyuruyorlar ki yılda iki elbise isterim, birini yazın birini kışın giyeyim. Bir de bana bir merkep verin, hac mevsiminde ona binip de Mekke'yi mükerremeye gideyim, bir defa da umreye gideyim. Orta dereceli Kureyş'ten bir ailenin günlük yiyeceği ne kadarsa aileme de o kadar sizden nafaka istiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz'e bu kadarı takdir ederler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün rahatsız olur, hasta olur. Devlet merkezinde hazinete bal var fakat maaşı o balı almaya yetmiyor. Ömer hissesini almış radıyallahu anh. Medine'de minbere çıkıyor, buyuruyor ki İn edintum li fiha ve illa fe innaha alayya haramun. Eğer edintum li fiha, bana izin verirseniz ondan alabilirim. Şu an ona ihtiyacım var. Midemi tedavi edeyim onunla. Eğer müsaadeniz olmazsa Ömer bu ayki hakkını, istihkakını devletin merkezinden aldı. Yoksa Ömer'e haram olur, Ömer bu acıyı çekecek ama oradan onu alamayacak, almayacak. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın okulunda yetişen devlet adamları kardeşlerim. Allah için verdiler, insanlık için yaşadılar. İnsanlığın hayrına, yani toplumun ortak değerlerine katkıda bulundular, ayağa kaldırdılar. Yürürken evlerin kapısı önünde yetim yavrular, oturmuşlar, babalarını kaybetmişler. Babalarının kokusunu arıyorlar, ağlıyorlar kenarda. Onların imdadına koştular, onların başlarını okşadılar. Bir toplum, bir medeniyet kurdular, İslam medeniyeti. Kurtulmak için, hayatı yeniden soluklamak için, cennetinizi kazanmak için onların dünyasına dönünüz. Hazreti Ömer gibi yaşayalım, Ebu Bekir gibi yaşayalım.